Dünya Sağlık Örgütü hava kirliliği limit değerlerini güncelledi. Yapılan güncelleme sonrası İstanbul ve Ankara'nın kirlilik ortalaması standartlarını aştığı belirlendi. Hava kalitesi rehberi değişti. Megakent İstanbul ve başkent Ankara'nın hava kirliliği değerleri limitleri aştı. 15 yıl sonra hava kirliliği limit değerlerini güncelleyen Dünya Sağlık Örgütü, temel kirleticiler arasında bulunan partiküler maddelerin değerlerini düşürdü. Yapılan güncellemenin ardından İstanbul'un yıllık hava kirliliği ortalaması limit değerini yaklaşık 3.4 kat, Ankara'nın ise 3.8 kat aştığı belirtildi. Önümüz kış. Isınma kaynaklı hava kirliliği de devreye girecek. Bunun yanında büyük şehirlerde araçtan kaynaklanan hava kirliliği de beraber olduğu zaman önemli hava kalitesi problemlerini beraberinde getirecek. Özellikle büyük şehirlerde. Hava kirliliğinin önemli bir sağlık problemi haline gelmeye başladığını söyleyen Şen, önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Bu seneki değerleri biraz daha dikkatlice bakacağız. Türkiye'de bu standartlarını değiştirmesi lazım artık. Biraz daha aşağı çekmesi lazım. Sınır değerleri aşan günlerde yaşlıların, çocukların dışarı çıkmaması gerekecek veya maskeyle çıkması gerekecek. Bunun vatandaşa günlük olarak da bildirilmesi önem arz ediyor.